Bu telefona vereceğiniz vergi 8.326. Merhaba, ben Enis Alkan. Bugün sizlerle dün tanıtımı yapılan iPhone 12 modelleri hangi beklentileri karşılayamadı ve iPhone 12 ham fiyatı Türkiye fiyatları, tabii ki Türkiye'deki vergi paylarını da koyarak hesaplayacağız. TRT payı, KDV, ÖTV bunları hesaplayarak toplam vergiyi ve Türkiye'deki toplam fiyatı hesaplayacağız. Bildiğiniz gibi dün iPhone 12 telefonların tanıtımı yapıldı. İyi bir işlemci, iyi bir kamera, bunun dışında kendini geliştirmiş bir marka gördük. 5G teknolojisini kullanan iPhone 4 tane model tanıttı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 modeli tanıttı. Bu 4 modeli tanıtmasının ardından belli dedikodular çıktı. Zira iPhone bazı beklentileri karşılamamıştı. Bunlar neydi? Kutusundan şarj adaptörü ve kulaklık çıkmıyor. Yani eskiden iPhone size sıfır bir telefon sattığında bunun içinde şarj adaptörü oluyordu. Fakat iPhone artık sattığı telefonlarda sadece USB kablo gelecek, fakat adaptör olmayacak. Adaptörü farklı bir şekilde alabilirsiniz. Bunu da 38 dolara alabilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyoruz ki eski kullandığınız iPhone adaptörleri yeni çıkan iPhone 12 modellerine uygun olmayacak. Başka bir sorun ise Lignite girişi kullanılıyor. Type-C değil. Bu da kullanıcılar için büyük bir sorun teşkil edecek gibime geliyor. Bunun dışında iPhone 12 kabloları eski adaptörle kullanılmayacak. Az önce de söylediğimiz gibi iPhone 12 kabloları artık ne Samsung'da kullandığınız adaptörlerle veya iPhone'da kullandığınız eski adaptörlerle kullanamayacaksınız. Çentik tasarım devam ediyor, küçülmemiş bile. Bu da yine iPhone kullanıcılarını bayağı kızdırmış görünüyor. Evet, iPhone bunları karşılamamış olabilir. Ama iPhone bağımlısı olan birçok insan var. İsterse bir sürü eksiği olsun ama yine iPhone'dan vazgeçmeyen insanlarımız var. Şimdi bu arkadaşlarımız içinse iPhone 12'nin ham fiyatı ve Türkiye fiyatı olmak üzere ikiye ayıracağız. Tabii ki vergili bir şekilde bunları hesaplayacağız. Şimdi iPhone 12 modellerine göre fiyatlarını görelim. Arkadaşlar, iPhone 12 mini 699 dolar, yani ham fiyatı 699 dolar. Türkiye'deki karşılığı 5592 TL. Yani bu telefonu Türkiye'de vergisiz bir şekilde alırsanız 5592 TL'ye alabilirsiniz. Fakat gümrük fiyatlarını da, yani vergileri de dahil edersek şu şekilde bir tablo önümüze çıkıyor. TRT payı 559 TL, ÖTV 3075 TL, KDV 1660 TL. Toplam vergimiz 5295 TL yapıyor. Yani iPhone 12 mini'yi normal vergisiz bir şekilde 5592 TL'ye alacağınıza vergili bir şekilde 10.887 TL'ye alıyorsunuz. Yani Türkiye'de iPhone 12 mini almak için 10.887 TL'niz olması gerekiyor. iPhone 12'nin dolar fiyatı 799 dolar. Gümrüksüz fiyat, yani TL fiyatı 6392 TL. Peki vergileri kattığımızda neler oluyor, hemen bakalım. TRT payı 639 TL. ÖTV 3515 TL. KDV 1898 TL. Toplam vergi 6053 TL. Türkiye'de iPhone 12 almak için 12445 TL'niz olması gerekiyor. iPhone 12 Pro'ya geçelim. iPhone 12 Pro 999 dolar, yani ham fiyatı. Gümrüksüz fiyatı Türkiye'de 7992 TL. Şimdi vergileri katalım. Vergilerde TRT payı 799 TL. ÖTV, yani özel tüketim vergisi, 4395 TL. KDV 2373 TL. Toplam vereceğiniz vergi 7568 TL. Toplam fiyatı ise, yani Türkiye'deki toplam fiyatı ise 15560 TL. Şimdi ise iPhone 12 Max'e geçiyoruz. Dolar bazında ham fiyatı 10099 dolar. Gümrüksüz fiyatı 8792 TL. Vergili bölümüne geçiyoruz. Yani Türkiye'de alacağımız fiyata geçiyoruz. TRT payı 879 TL.
ÖTV 4835 TL. KDV 2611 TL. Toplam vergimiz bu telefonda 8326. Yani bu telefona vereceğiniz vergi 8326. Bu telefonun toplam fiyatı, yani Türkiye'de alabileceğiniz fiyatı ise 17.118 TL olacak. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi yeni çıkan telefonu 10.000'in altında Türkiye'de almak mümkün değil. Evet, bugün iPhone 12'nin fazla özelliklerinden bahsetmedik ama şu anki bize tanıtılan ürünün eksikliklerinden, fiyatından iPhone 12'yi sizlere tanıtmak istedik. Arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmazsanız bizler için yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.